Ya buhar var. Kubbe Hadra sadece Konya'nın değil, sadece Türkiye'nin değil, dünya kültür tarihi itibariyle en önemli mekanlardan bir tanesidir. Türkiye'nin yüzük kaşı gibi turistik değerler itibariyle baktığımızda da en çok ziyaretçi olan müzelerinin başında gelen Mevlana Müzesi'nin Kubbe Hadrası'nın restorasyonuna çok önem verilmektedir. Gerek Kültür Turizm Bakanlığı olsun, gerekse bu hizmeti sürdüren vakfın yetkilileri olsun, hassasiyetlerini her kademede ortaya koymaktadırlar. Kubbe Hadra'nın çinlerinin yenilenmesi gerçekten uzun zamandan bu tarafa hep değerlendirilmekteydi. Daha önce sizlerin de gelip gördüğünde müşahede ettiğini zannediyorum. Önceki çinlerde patlamalar, yer yer dökülmeler başlamıştı. Bu çerçevede ön hazırlık çalışmalarımız yaklaşık 3,5 yıl kadar sürdü. 3,5 yıl sonrasında biz konuyu Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Bey'e arz ettik. Onların talimatları doğrultusunda da restorasyon faaliyetleri sürdürülmektedir. Şu an Kubbe Hadra'nın üzerindeki bildiğiniz bu mavi çinlerin hepsi indirildi. Selçuklu döneminde yapılmış olan tuğla kubbeye ulaşıldı. Çiniler ile Kubbe Hadra'nın çinileri ile altındaki tuğla arasında yer yer 15 ile 18 santim kalınlığında beton ile karşılaşıldı. Bu beton yaklaşık 100 ton. Bir başka ifadeyle kubbenin üzerinden binaya ağırlık teşkil eden 100 ton sıyrıldı, yere indirildi. Bunun işlemi yapılırken müteahhit firma tüm hassasiyeti ortaya koymuştur. Yeni yapılacak olan çini bilim kurulumuz tarafından kabul edilen daha önce 1835'teki restorasyonda kubbenin üzerinde değerlendirilmiş olan çininin renginin aynısının olmasına karar verilmiştir. Şu anda üzerinden indirilen 1965'te yapılan çiniler vardı üzerinde. 1965'teki çiniler söküldü. 1835'teki çinilerin rengiyle baktığımızda aralarında nüans denecek kadar belki bir fark çıkar. O kadar.